Anlatabiliyor muyum? Hayatınızın işleyişini bozuyorsa, hocam içimden gelmiyor, vallahi evi pis bıraktım. Çöp patlasın, hiç umurumda değil. Mesela, abla bir bıraktın, ayda bir kere bırak. Tamam, bu hakkın var. Ama haftada iki kere böyle bırakıyorsan, çevredeki diğer insanlar mağdur oluyor. Yani Mesela dünya çok yansa güzel umurumda yemek yap. değil. İsim ne sizin? Ayten, tam da yemek yapama ismi Ayten. Ayten'le ilgili de çok şiir var. Ayten ismi Mehtap, Ayten. Bazı isimler var, çok şiir yazmışlar. Ayten aşkı diye bir şey. Şimdi mesela Ayten Hanım çok güzel yemek yapan bir kadın. Mesela bir depresif duruma girdi. Haftada 3 gün yemek yok. Bir gün çok güzel yapıyor ama diğer 3 gün yok. Burada ne olur biliyor musun? İşlevsellik bozulduğu için çevresel şartlar bozulmaya başlar. Sen böyle böyle kadını önce suçlarlar, iyice depresyonu artar, kahreder, morali bozulur, canı sıkılır. O yüzden bu önemli. Depresif hal eğer hayatınızın işleyişinizi bozuyorsa hemen uzman yardım alın. Ama arada sırada kötü hissediyorsan bir yöntem söyleyeyim, ondan çözebilirsiniz. Bak şimdi söyleyeceğim yöntem hemen deneyip çözebilirsiniz. Bunu bir programda da işleyeceğiz zaten. Tabii bu zaten bu Depresyon konusu. konuştuğumuz bu Evet. konular, bu konu Evet, biz başlıkları aslında programlarımızda burada daha ön detaylı bunları açıklama yapacağız yapıyoruz. ama Bunun daha evet. fazlasını anlatacağız diye. Bunları tabii çok Bekleyin, sorulduğu için az en sonra çok diyoruz. Şimdi şöyle şimdi şöyle eğer kendinizi kötü hissediyorsanız birkaç tane teknik var. Bunlardan birisi ışık terapisi diye bir teknik var. Bu hemen uygulayabilirsiniz. Melatonin diye bir hormon var insanlarda. Bu karanlık loşta artıyor. Serotonini inhibe eden bir hormon. Ya depresif durum oluşturuyor. Yani loş ortamda oturursan bir süre sonra mutsuzlaşırsın. O yüzden Ya bulunduğun ortam da çok önemli tabii. sonbaharda hava kapalıyken bir böyle içim sıkılıyor falan dersin Evet. ya, o melatonin yüzünde olur. Bu tip durumlarda bizim el fenerimiz vardı ya, burada aldığımız. Hatırlıyor musun Buse el fenerini? Tamam hatırlamış. el fenerimiz vardı bizim. Bu el feneri gibi yüksek ışık olan bir şeye gözünü kapatıp 10 dakika tutarsan melatonini inhibe ediyorsun. Yani melatonin hormonunu baskılama yöntemidir bu. O zaman serotonin yükselir. Bu güçlü bir yöntemdir. Bunun en güzeli için kadınlara derim ki sabah 8'de kortizol hormonu etkileniyor kadınlarda. Sabah 8'de doktorlar, tıp doktorları çok tavsiye ederler size. Derler ki sabah 8'de yürüyüş yapın falan ya. Sabah 8'de böyle gözünü kapatıp güneşe doğru, ışığa doğru, yüksek ışığa doğru 15 dakika durmanın bu tip depresif durumu değiştirici çok güçlü bir etkisi var. Bu yapay bir ışık da olsa aynı etkiyi yapıyor. Sadece kadınlarda mı Gözünüz yapıyor kapalı. bu? Yoksa Yo, bir depresif erkeklerde olan. de ama bizi Ya daha çok erkekler kadınlarda. dinlediği için hanımlarını anlatsınlar diye söylüyorum. Yoksa yani kadın erkek ayrımından dolayı değil. Şimdi ikinci bir yöntem Peki. daha var. Bir Tamam. yöntem daha var. İç kulak. Sakulus diye iç kulakta sakulus diye bir yer var. Sakulus adrenalini tetikleyen bir merkezdir. Nasıl olur? Ben size anlatayım. Siz böyle mesela uçakta giderken veya böyle bir yerde sarsıldığınızda tedirgin hissederseniz sakulus titrer. Sakulus titremesine bağlı adrenalin salgılanır. Sakulus ne Hemen hocam? heyecan. İç kulakta bir merkez. Bu Çok ne? teşekkür ederim. Aa, şey gelmiş gökten. Şey geldi. Sağ olun. Bak böyle güçlü bir ışıkla gözünüzü kapatıp yüzünüze tutarsanız eskiler yüz nurlanması diyor ya. Yok şaka yaptım şaka. Hayır. Bu işte şeyi baskılarız biz melatonini. Bu da serotonini yükseltir depresif halinde. Bunun adı ışık terapisi. İkinci bir yöntem bu halden kurtulmak için bir yöntem daha söyleyeyim size. İç kulağı sakulusu titretecek kadar güçlü yüksek sesli müzik dinlemeniz lazım. Bunun şeyini söyleyeyim. Düğün Ha. salonlarınıza gittiğinizde dikkat edin böyle çok yüksek ses verirler. Herkes bir oynayası vardır. Değil mi? Evet. Ve bak müzikte normalde müzikler nasıldır? Böyledir ya. Ama orada düğün salonunda böyle bozarlar da notayı ya. Böyle bir acayip şekiller yaparlar. Buna rağmen herkes kendinden geçer, oynar, oynar, oynar. Acayip şekiller olur. Işıklar alıyor. Evet. Şimdi bak.
Şeyi söyleyeyim. Yüksek ses sakulusu titretirse depresif halden hemen çıkarsınız. O yüzden bu barlar falan, magazin dünyasında dönen barlar var ya, orada çok yüksek sesli müzik olur. Sakulusu titretip kişiyi harekete geçirirler. Ritimli, bak oryantal olur, başka bu tip ritimli rap olur. Ritimli, yüksek sesli müziği 5 dakika dinlemek yeterli. Hemen depresif halden çıkar. Doğru söylüyorsunuz. Bak ben sana söyleyeyim mi? Ben sana çok iyi geliyorum. Evet hocam, siz evet. Bana gerçekten çok iyi evet. Geliyorsunuz. Peki. Program sırasında ne oluyor? Görüyorsun. Demek ki neymiş? Bazı insanların antidepresan etkisi var. Sizinle ben öyle bir etkiniz oldu kesin. Şimdi bak şeyi söyleyeyim. Aslı Hanım da öyle diyor. Yapımcımız Aslı Hanım da öyle diyor. Yönetmenimiz de öyle diyor. Evet, siz de çok teşekkür hocam, ederim. Hocam evet ya, sağ olun. İyi ki varsınız. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi bak şurası önemli. Son bir şey daha, bir tavsiyede daha bulunacağım. Bir de oksijen hiperventilasyonu diye bir teknik var. O da şu. Nefesi biz normalde alıyoruz, veriyoruz ya böyle. Bu verdiğimiz nefes aslında çoğu oksijen. Karbondioksit değil. Oksijen aldığımız kısım alveol keseciklerin akciğere giremeden çoğu geri çıkar. Nefesi en az 6 saniye içeride tutmanız lazım ciğere geçmesi için. Oksijen hiperventilasyonunda psikiyatristler çok kullanır bunu. Panik atak vakalarında da kullanır da panik atak konusunu yaptığımızda evet. Ayrıntılı anlatırım. Tekniği şöyle. Derin nefes al. Tut. 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Yavaş bırak. Böyle etme. Yavaş. Yavaş. Birden bırakma. Yavaş bırak. Yavaş bırakın. o şekilde. Bu şekilde 25 kere yaptığınızda otomatikman serotonin yükseltici etkisi var. Yani depresif durumdan çıkarsınız. Hocam bizim serotonin tavan yaptı evet, zaten. Evet. Şu an iyi hissediyor insanlar. Bizi izleyen insanlar da evet, inşallah hocam. Böyle hissediyorlardır. Evet. Şimdi tabii bu arada depresif durumlar böyle. Depresif durumlar var. Benim yakın evet. Çevremde de var arkadaşlarımda. Böyle bir depresif dönem, bir süreçten geçiyorum. İşte havada zaten kötü. Evet. İş yoğun falan, hani bunlar o yüzden çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Bak çok kritik. Bakın, bir şey. Depresiflikten kurtulmanın yoğunluktan dolayı odasında bunlar. Karanlık odada tek başına kalmak depresyonu artırır. Böyle çocuğunuz mocunuz varsa bir şekilde onu dışarı çıkarmanız lazım. Depresyon artar böyle. Mesela umutsuz aşklar, yoğun insanlar, tükenmişlik sendromu, evet. Bu tip depresif hallerin hepsinde. Çok güzel konu başlıkları odasına, bunlar. Evet odasına girdiyse çıkartın adamı. Ama şu yöntemle değil. Kalk 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 kalk. Çık odadan. Çık odadan. Çık. Oturuyorsun. Zafer Hoca de depresyona gireceksin. Böyle değil. Baskıyla değil. İkna yoluyla da bunu ayrıntılı anlatmamız lazım. Bir de mankenlerime ihtiyaç var, ayrıntılı anlatırım. Bunu ayrı bir program yapalım. Az sonra bizi izlemeye devam edin şeklinde.